Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Yani son yıllarda gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Bilim insanlarının, doktorların söylediği tehlikeli bir hastalık. Biz de kendimizce önlem almaya çalışıyoruz tabii. Hijyenimize, sağlığımıza özen gösteriyoruz. Onun dışında bekliyoruz, yani yetkiden açıklamalar bekliyoruz. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Tedirgin oluyor musunuz peki toplu taşıma kullanırken? Elbette tedirgin oluyoruz. Çünkü çok fazlası kalabalık oluyor. Ve bazen hastalık, çünkü salgın bir hastalık. Ama yine toplu kullanmaya devam ediyoruz, yani toplu taşıma kullanmaya. Okullara 3 haftalık bir ara verildi. Peki bu 3 haftalık aranın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz koronadan kurtulabilmek için? Yetkililerimiz öyle açıklama yapmışlarsa muhakkak 3 haftalık süre yeterli olmasa bile daha sonrasında bir daha ara verebilirler. Eğer ki durum düzelmezse. Ama 3 haftalık bir süre elbet yeterli olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Ne diyebilirim? Bulaşabilir bir hastalık. Önlemini almamız lazım. Başka da diyecek bir şeyim yok. Türkiye'de ikinci bir vaka daha çıktı. Biliyor muydunuz? Hayır, şu an duydum. Peki siz gerekli önlemler aldığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz mesela? Mesela maskemi kullanıyorum. Eve gittikten sonra hemen elimi yıkıyorum. Ondan sonra spreyimi kullanıyorum mikroba karşı. Metrobüste fazla insanlarda muhatap olmuyorum. Elle görüşmüyorum. Önlemini aldığımı düşünüyorum. Normal bir virüsten farkı yok ki. O kadar abartmaya gerek. Gerekli önlemleri alıyor musunuz peki? Kendimize göre alıyoruz ama normal bir virüsten bir farkı yok. Yani bu çok büyük artılıyor şu an. Müthiş bir salgın. Ama biyolojik bir saldırı olduğunu düşünüyorum yani. Bugünkü gazetede Çin'in Amerika'dan beklediği açıklama bana çok mantıklı geliyor. Peki siz gerekli önlemleri aldığınızı düşünüyor musunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz bu virüse karşı? Bu virüs bittiğinde herhalde dermatoloğa gitmem gerekiyor. Hem kolonya hem de şey kullanıyorum, jel kullanıyorum. Devam. Dün okullar 3 haftalık bir tatile girdi. Sizce yeterli mi bu süre? O sürecin boyutları önemli. Ne kadar süreceğini bilim kurulu karar vermiş ona. 3 hafta yeterli mi bilmiyorum ama dün otogarlar doluydu. Dün otogarlara tatile gidiyordu millet. Yani o tatili tatil olarak değerlendiriyorlar. 3 hafta içinde sizce geçer mi koronavirüsü? Sanmıyorum. Yani bu geçse peşinden muhakkak bir diğeri vardır. Yani korona 16 ise korona 17'si de yoldadır diye düşünüyorum. Koronavirüsün salgın bir hastalık olduğunu aşikar ama önleyici tedbirlerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani siz sorun ben cevaplayayım. Genel düşüncemi değil de. Siz hangi önlemleri alıyorsunuz koronavirüsüne karşı? Genelde hekimlerin sosyal medyadan halka önerdiği bilgileri yaşıyorum. Mesela örneğin hijyen, temizlik, el yıkama, duş alma, ne bileyim maske, görüldüğü gibi maske. Ağız kapatma, toplum içerisinde hapşırmamayı da önemsiyorum. Toplu taşımalarda tedirgin oluyor musunuz? Oldukça. O yüzden yürümeyi tercih ediyoruz. Çünkü kimse yapacak bir şey yok ama ben yani sağlık için çok güzel olduğu için ama anneler, çalışan anneler için çok zor durum. Çocuğu bırakırsın, kendin gidersin, oradan bulaşırsın, çocuğa getirirsin, yani bilmiyorum yani çözüm değil ama. Sizce 3 haftada korona Türkiye'yi terk eder mi? Yok, terk etmez. İnsanlar bilinçsiz. Bakınız, kaç kişi gördünüz maskeli? Gördünüz mü başka? Oldukça gördük, evet. Oldukça gördün ama şimdi bakınız, böyle bir göz attığı zaman yani hiç kimse yok. Yani ben biraz hafif nezliyim, taktım. Neden? Size ona bulaşmasın diye. Yoksa kendini korumak diyorlar yani fayda etmez de. Ama ben kendim için yani yaptım, size bulaşmasın diye. Bu mecbur yabani hayvanlardan kaynaklanan bir şey. Virüs. Ama buna benzer virüsler insanların tamamında var. Ya bunun öldürücü olmasının sebebi insanların biraz dikkatsizliği. Biraz da bu ve buna benzer şeylerin tıbben her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu virüslerin ne şekilde ve ne tarzda hangi zamanda çıkacağı belli olmuyor. Sonuçta dünyanın, küresel dünyanın gideceği bence bu biyolojik savaşı da andırıyor gibi geliyor bana.
Siz gerekli önlemleri alıyor musunuz peki? Şimdi ben kendi bireysel olarak yapabileceklerimi almaya çalışıyorum. Örneğin cebimde kolonya taşıyorum. Ama onun haricinde maske, biraz bu işlerle uğraştığımdan dolayı yeteri kadar bu tip şeyi engelleyeceğini pek düşünmüyorum. İnsanların bir müddet insanlardan uzak durması lazım. Bu kadar basit. Toplu taşımada tedirgin oluyor musunuz peki? Tedirgin olduğum insanlar oluyor tabii. Temizlikle alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum ben ama insanların kendisiyle alakalı problemleri var. Yani gelirken bir tane bir bayana şahit oldum. Yani söylenen şekilde insanların korumaları için tedbirlerini kendisi alması gerekiyor. Ama bir dizinin yani elinin tersiyle bir ağzını kapatmasına dahi ihtiyaç duymayan insanlar var. Şimdi nasıl bunun önüne geçebilirsiniz? Bunun için bir kültür lazım. Bu kültürün oluşması için de insanların kendilerini yetiştirmeleri lazım. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ben ne kadar kendimi soyutlarsam soyutlayayım. Ama etrafımdakiler bana bunun karşılığını verebilecek tarzda davranmadıklarından dolayı ben buna her an yakalanabilirim. Peki okullara 3 haftalık bir tatil verildi. 3 haftalık tatili yeterli buluyor musunuz? 3 hafta koronadan uzaklaşmak için yeterli bir süre mi sizce? Şimdi bu koronanın ne zaman geçeceğine dair insanlarda ya da yetkililerde onunla ilgili bir zaman gösterilmesine hani anlam veremiyorum. Çünkü bunun sıcakla ne kadar ilgisi var, ne kadar ilgisi yok, onun hani tıbbın veya biyolojik araştırmaların sonucunda ortaya çıkması lazım. Böyle her şey bu tarihte geçecekmiş veya şu tarihte geçecekmiş diye bir varsayımla yaklaşılmak çok yanlış olur. Öbür tarafta okullarla ilgili çalışma bence kreşlerden başlamalı. Ama bunun süresi ne kadar olur? Ona ben de bir şey diyemiyorum. Ama okullarda ve insanların toplu olan yerlerde birbirlerinden uzak durması bu net. Bugün mesela ben Diyanet'ten bir açıklama bekliyordum. Kendi şahsımca. Ama herhangi bir açıklama görmedim. Burada önemli olan yerin temizliği değil ki. Burada önemli olan insanların temizliği. İnsanlar ne kadar temiz? Ben yan yana durdum şu anda sizinle karşılıklı duruyorum. Aramda yarım metre var. Sizin ben ne durumda olduğunuzu bilmiyorum ki. Sıkıntı bu. Yani bu sıkıntıyı aşmak için de bunun için insanların kendilerine göre çaba göstermesi lazım. Ama görmüyorum ben şu anda. Türk milletinde hiçbir şey görmüyorum. Bu Hülya Avşar'ın zamanında Maslak'ta sıraya dönerken AIDS'lerle alakalı bir program yapmıştı. Maşallah bizim toplumumuz bana bir şey işlemez dedi, geçti gitti. Şu anda şu durumdayız yani. Koronavirüs hakkında şu an ülkemiz alması gerekli olan önlemleri aldığını düşünüyorum. Bizlerde kişisel hastalığa yakalanmama ve bulaşımını artırmamak amaçlı ellerimizi sık sık yıkıyoruz. El dezenfektanı bulunduruyoruz yanımızda. Dün okullara 3 haftalık bir tatil verildi. Sizce 3 hafta yeterli mi koronadan kurtulabilmek için? İlk bakışta beklemek lazım açıkçası. İnkübasyon süresinin 2 hafta ve bazı kaynaklarda da 1 aya kadar çıkabileceği şeklinde bence gerekli, yerli bir karardı. 3 haftadan sonra bakmak lazım. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşımada? Çok fazla değil. Toplu taşıma sonrasında yanımda taşıdığım el dezenfektanım var. Ellerimi yıkıyorum. El dezenfektanı kullanıyorum. Bu şekilde yanımda aynı şekilde maske taşıyorum. Gerekli olduğunu düşündüğüm durumlarda kullanabilmek amacıyla. Koronavirüs hakkında ne düşünebilirim? Başta temizlik. Kalabalık yerlere gitmemek. İtinalı davranmak. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz bu virüse karşı? Ya mümkün olduğu kadar temizliğe gayret ediyorum. Vitamine kendi vücudumun sağlayabileceği gıdaları almaya çalışıyorum. Özellikle de doğal şeyle beslenmek istiyorum. Toplu taşımada tedirgin oluyor musunuz peki? Minibüsler evet. Dünya için ciddi bir tehlike. Buna karşı elimizden gelen her türlü tedbir almak zorundayız. Ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Ellerimizi sık sık yıkıyoruz ve maske takıyoruz. Şu an yapabileceklerimiz bunlar. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Peki tedirgin oluyor musunuz? Yani maske taktıktan sonra tedirgin olmuyoruz. Peki Milli Eğitim okulları 3 haftalık bir ara verdi.
Bu 3 haftalık ara yeterli mi sizce koronadan kurtulmak için? Bence yeterli. Kuluçka süresi 2 hafta diye biliyorum yanılmıyorsam. Bu süre zarfında hastalık kendisini gösterir ve tedavisine başlanır hasta olan insanlar. Okuduğum kadarıyla önlem almaya çalışıyorum o kadar. Ne gibi önlemler alıyorsunuz peki? Sizce neye benziyor? Yani vitaminlerimi alıyorum, düzgün besleniyorum. Bir de işte gördüğünüz gibi maske takıyorum. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullandığım için maske takıyorum zaten. Tedirgin oluyor musunuz? Yani olmuyorum çünkü önlem alıyorum. Peki Milli Eğitim Okulları 3 haftalık bir ara verdi. Bu 3 hafta sizce yeterli mi koronadan kurtulmak için? Hayır, kurtulmak için hiçbir fikrim yok, bilemem. Ama doğru hareket. İş yerlerinin de kapanması gerekiyor, evden çalışması gerekiyor herkesin. Hepimizi. Rabbim Türkiye'ye, herkese, bütün Müslüman din kardeşlerimize hayırlı şifalar verir. Siz gerekli önlemleri alıyor musunuz koronavirüs? Yok, Allah var. Dişimi yaptırdım, ağzıma bunu vurdum, gidiyorum. Allah hayırlı şifa versin. Korona zaten bizi Türk millete alışkınız yani. Önemli değil ki böyle şeyler. Bizim için yani sorun bile değil. Ben gaz maskesi bile kullanmıyorum. Hanım bile kullanmıyor. Yani, gerekli önlemleri alıyor musunuz peki? Sadece elimi yıkıyorum. Başka bir şey değil. Ben toplu su içiyorum. Başka bir şey yok. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Tedirgin oluyor musunuz peki? Yok, hiç tedirgin değilim. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Yani ha öyle ölmüşüz ha böyle ölmüşüz ama korkarsan o senin üzerine gelir. Neden korkalım ki? Öyle mi hanım? Doğru söylüyorsun. Okullara 3 haftalık bir ara verildi peki. Bu 3 haftayı yeterli görüyor musunuz koronadan kurtulmak için? Onu bizim devletimiz var. Devletimiz daha iyi bilir. Biz ne kadar konuşsak boş. O en iyisini onlar biliyor. Sağlık uzmanları, sağlık şeyleri, sektörü var. Hepsi onun, devletimizde var. Mevcut. Önlemini onlar alacaklar. Bu halk, bu insanlar. Başımızda bir insanımız var baba gibi. O da bu da insanlarda çocukları saydı. Bu çocuklarına sahip çıkacak, bakacak, ilgilenecek. Yani devletimiz bize yardımcı olacak, çocuklarına veya insanlarına, halkına bakacak. Kralsa krallığını güzel yapacak. Neler yapıyorum? Yani dikkat ediyorum. Çevremdeki insanlara dikkat ediyorum. Peki toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Tedirgin oluyor musunuz? Oluyoruz tabii. Muhakkak. İnsanlar öksürüyor. Öksürünce etkileniyorsunuz. Korona virüs sayısı 2'ye yükselmiş Türkiye'de. 1'di 2 olmuş. Ne düşünüyorsunuz peki bu konu hakkında? Aynı aileden demek ki. Çevreye yayılmamış. Çevreye yayılmamış. İyi bir şey. Okullar 3 hafta tatil oldu. Peki yeterli mi 3 hafta koronadan kurtulabilmek için? Yani havalar güzel. %2, %3 ölüm oranına sahipse koronada %4 ölüm oranına sahip yani. Pek o kadar ciddiye alınacak bir şey değil ama yaşlı yani 55 yaş üzeri kişiler için ciddiye alınması gerekiyor bence. Peki gerekli önlemleri alıyor musunuz? Pek almıyorum ya. Normal grip gibi davranıyorum yani. Toplu taşıma kullanıyorsunuzdur. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşıma kullanırken? Normal gripten ne kadar tedirgin oluyorsam koronadan da o kadar tedirgin oluyorum. Okullar 3 hafta tatil oldu, bilginiz vardır. Yeterli görüyor musunuz bu 3 haftalık sürece koronadan kurtulmak için? Yani gerekli önlemlerin alınması için 3 hafta yeterli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ileriki süreçte ne yapılacağına bakılması gerekir. Bu 3 haftalık süreç yetmezse. Vaka sayısı 2'ye yükseldi. Hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Tedirgin oluyor musunuz peki? Yani gripten pek fazla, yani grip gibi davranıyorum. Ben pek o kadar kendimi psikolojik anlamda daraltmıyorum açıkçası. Koronavirüs, ya korona tip birçok virüs vardı zaten. Yeni tip koronavirüs çıktı şimdilerde. Birçok ülkede hani epey can almış vaziyette şu an. Ama devletimiz yani gayet iyi önlemler alıyor. Ben hani açıkçası bu kadarını bile beklemiyordum. Okullar tatil oldu. Birçok her yerde adımlar atıldı. Yani olabildiğince hijyene dikkat edeceğiz. Hani olabildiğince maske kullanacağız. Yani bu şekilde zaten öğrenciler olarak toplu taşıma kullanmak durumundayız zaten. Toplu taşımada tedirgin oluyor musunuz? Toplu taşımada ya tedirgin oluyoruz tabii ki ama ya tabii ki panik yaratmamak lazım. Sakin olmak lazım. İşte tedbiri elden bırakmayacağız. Budur yani. Okullara 3 haftalık bir ara verildi. Peki bu 3 haftayı yeterli buluyor musunuz koronadan kurtulabilmek ya, için? Şöyle, tabii ki ben mesela Avcılar'da okuyorum. Okula gitmek için bir sürü toplu taşıma kullanmam gerekiyor. Bu toplu taşımaların kullanılması konusunda hani yani evlerde durarak toplu alanlardan kendimize hani imtina ederek toplu alanlardan
belli bir koruma sağlayabiliriz ama ne kadar hani yararlı olur bilmiyorum ama doğru bir adım, doğru atılmış bir adım. Vaka sayısı 2'ye yükseldi, peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Şöyle, vaka sayısı 2'den fazla olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Hani açıklanmış olan 2 diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, umarım artmaz diyorum. Maske kullanıyoruz. Önlem de alıyoruz. Metrobüs duraklarına dezenfekte makinelerini koydular. İyi. Önlem alıyoruz. Okullar 3 hafta tatil edildi. Yeterli mi sizce? Şu anda yeterli. Ülkemizde şu anda 2 vaka gözüküyor. İlerleyen zamanlarda uzatabilirler yani. Siz gerekli önlemleri alıyor musunuz? Tabii ki. Neler yapıyorsunuz? Her sabah çıkarken metrobüs toplu taşıma araçlarına indikten sonra ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Üzerimizde kolonya taşıyoruz özellikle. Kolonyalı mendil, dezenfekte ilaçları falan. Bilmiyorum ama çok tehlikeli bir şey yani. Öyle bir birden öldürüyor insanı ya. Yani çok çabuk yani yayılabilir yani. Siz gerekli önlemleri alıyor musunuz peki? Ben kendime düşeni yapıyorum ben. Peki toplu taşıma kullanıyorsunuz. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşımada? Ben mi? Ya hani olduğum zaman oluyorum yani. Olduğum zamanlar oluyor. Okullara 3 haftalık bir tatil verildi. Peki bu zamanı yeterli buluyor musunuz 3 haftayı koronayı atlatabilmek için? 3 hafta bence yetmez. 3 hafta yetmez. Vallahi koronavirüsün hakkında elimizden geleni yapıyoruz. Korunmaya çalışıyoruz ama ne kadar korunacağız bilmiyorum yani. Gerekli önlemleri alıyor musunuz? Gerekli önlemleri tam olarak almadık. Şimdi kolonya ile bilmem şuna buna yani korunmaya çalışırız ama maalesef yani. Peki vaka sayısı 2'ye yükseldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında bilmiyorum gibi. Bilgim yok yani tam olarak. Ama hiç iyi değil. Okullara 3 haftalık bir ara verildi. Peki yeterli mi sizce bu süre? Koronadan kurtulabilmek için. Bence aslında yeterli. Belki de olmayabilirdi benim için. Koronavirüs dedikleri Çin'den buraya geldi ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de bunu şeye çevirdiler. Rant kapısına çevirdiler. Yani bir kişi böyle bir hasta oldu. Neden bu kişi hasta oldu? Nereden kaptı bu hastalığı? Türkiye'den mi kaptı? Yurt dışından mı geldi? Bunu kimse bilmiyor. İşte Türkiye'de herkes şey yapıyor. Koronavirüs olduk. Ama bunu yoksa bu şeyler, fırsatçılar fırsata çevirip insanları mı sömürmeye çalışıyorlar? Dün bir paket maske alayım dedim mesela. 180 lira dedi adam bana. Kolonya 20 liraya çıktı. 5 liraya alıyordum kolonyayı. Peki okullara 3 haftalık bir ara verildi. Yeterli mi sizce bu süre? Ya okullara ara vermekten ziyade dezenfekte etmelerini tavsiye ederim. Ara vermeyle bu iş çözülmez yani. Türkiye'de böyle bir salgın yok. Bu yurt dışından geliyor. Yani ara vermeleri bir şey değiştirmez. Toplu taşıma kullanıyorsunuz. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşıma kullanırken? Ya tedirgin olmaktan ziyade dezenfekte edildiğini biliyorum ama ne kadar fayda eder ne kadar fayda etmez onu bilmiyorum. Çünkü herkes kullanıyor. Hasta olan da kullanıyor, hasta olmayan da kullanıyor. Yani gelecekse illa bir yerden geliyor yani fark etmez. Dış devletlere ait o. Gerekli önlemleri alıyoruz normalde. Temizliğine dikkat ettim tamam. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Tedirgin oluyor musunuz toplu taşıma kullanırken? Ya bize etkilemez kardeşim. O dış devletlerde olan bir şey ya. Yok kuş gribi bilmem ne. Türkiye'de öyle bir kafayı takmayacaksın öyle şey. Türkiye'de vaka sayısı 2'ye yükseldi. Fark etmez o 2'de. Gripten 10 kişi ölüyor. Onlar boş işler yani. Okullara 3 hafta ara verildi. Peki ya, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Olur, devlet tedbir alacak tabii. Alıyor, iyi yapıyor. Çocuklar arası, zaten çocuklar arasında etkilemiyormuş ki o. Çocuklarda bir ölüm yok zaten. Peki teşekkür. Yaşlılarda şeylerde de Türkiye için kafayı yormayalım yani. Ona bakana kadar onlar kendilerine baksınlar. Amerika'da 30 kişi birden ölüyor. Ona bir tepki yok. Dün hani Washington falan kapanmadı mı? Değil mi? Yekün şeye kapandı dünyaya. Neyi anlamadım? Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ne düşünüyorsunuz? Başa gelen çekilir.
Yapacak bir şey yok. Hani geç bile kaldı. O şeye kadar gelmiş, sınıra kadar gelmiş. Vaka sayısı 2'ye yükseldi Türkiye'de. 2 mi oldu? 2 oldu. Haberim yok ondan, 2 olduğundan. Ama tabii bundan temel ederim, bundan kalır ama kalmayacak herhalde. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Tedirgin oluyor musunuz toplu taşımada? Hani sen ağzı ne kadar kapatsan da bile her türlü alacaksın onu yani. Sağda ağzı solunum yolunda gelmiyor yani. Elbisesini sürülüyor, memleğini sürülüyor. Bunları tulumu giymen lazım yani. Komple kapatman lazım. Okullara verilen arayı peki yeterli buluyor musunuz? Şu anda yeterli sayılır ama yeterli değil tabii yani bundan. Sanmıyorum bu bir 15 günde bu hal olacak yani. Peki siz yeterli önlem alıyor musunuz? Hiçbir önlem almıyorum. Aynen böyleyim gördüğün gibi. Ne maske takıyorum, ne kolonya kullanıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Böyle geziyorum. Biz vatandaşlar olarak bireysel tedbirlerimizi alıyoruz. Yani evimize gittiğimiz zaman, toplu taşıma araçlarını kullandığımız zaman, toplum içine girip çıktığımız zaman sonuç olarak işte ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. Bireysel tedbirlerimizi alıyoruz ama devletimiz de gereken tedbirleri almasını istiyoruz. Yani bu şekilde diyorum. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet, toplu taşıma kullanıyoruz. Peki tedirgin oluyor musunuz toplu taşımalarda? En tabii ki binlerce insan var tabii ki. Her milletten insan var. Yurt dışından gelen var. Yurt içinden yurt dışına giden insanlar var. Tabii ki insan bir telaş halinde oluyor. Peki okullara verilen ara 3 hafta bilginiz vardır. Yeterli buluyor musunuz bu arayı? Bence fazla da yani bu arada en azından devletimiz gerek tedbirler alır, okullarda hijyen temizliği yaparlar diye düşünüyorum. Ya ne düşünebiliriz ki? Tabii ki çok üzücü bir durum. Yani tedbirimizi alıyoruz kendimizce. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya mümkün olduğu kadar kapalı alanlara girmemeye çalışıyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Vallahi kullanıyoruz, mecburen kullanıyoruz. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşıma kullanırken? Tedirgin oluyorum. Yani muhakkak. Peki okullara 3 haftalık bir ara verildi. Bu arayı yeterli buluyor musunuz? Yani ben 3 hafta olduğunu bilmiyorum. Bir hafta tatil olduğunu biliyorum. Bir de şeyden takip edilecek diye, sosyal medya üzerinden takip edilecek diye biliyorum. Benim 3 tane çocuğum var okula giden. Hatta bugün de okula gitmediler. Pazartesi de zaten resmi olarak tatil. Bir hafta. Doğru mu? Evet. Ondan sonra da yani ben bir 3 hafta olduğunu bilmiyordum açıkçası da süresiz diye öyle biliyordum. Peki sizce yeterli mi bu 1 haftalık veya 3 haftalık tatil? Ya şimdi yani bir yandan okulun da devam etmesi gerekir bence ya. Yani çocuklar çok geri kalacaklar bence. Benim kızım mesela son sınıfta 12. sınıfa gidiyor. Üniversiteye hazırlanıyor. Yani bence bir kaybı olur diye düşünüyorum. Ama tabii sağlık daha önemli. Ya olması gereken buysa da bence olması gerekiyor. Öyle bir şey yok ki gerekli önlemleri de alayım. Vaka sayısı 2'ye yükseldi. Formalite. Şimdiye kadar niye yoktu? Bugüne kadar bizim ülkemizde öyle bir şey yoktu. Bugün ne oldu? 50 milyon dolar bağış şeyi gelince koronavirüs ülkemize geldi. Okullara 3 hafta ara verildi. Bu sayı yeterli buluyor musunuz 3 haftalık arayı? Nasıl kanıtlayacaklar? Nasıl kanıtlayacaklar? Müsabakalar iptal edildi. Seyircisiz oynanacak maçlar. Yahu yoktur oyunlar, yoktur şeyler yani. Bu 60, bak dikkat et, 65 yaş üzeri diyorlar hep ölüyor. O da bir oyundur. Öyle bir şey yok yani. Bu ülkede ortalama kaç insan ölüyor tahminen? Bu ülkede ortalama yani normal ölümle ölüyorlar zaten. Peki bunu ne yapıyorlar? Getirip koronavirüsle bağlıyorlar. Koronavirüsüne bağladıkları için işte diyorlar koronavirüs. Yok öyle bir şey. Her sene başka bir virüs geliyor. Nedense. Yani kişisel anlamda tabii ki de alıyorum. Dezenfektan kullanarak, kolonya kullanmayarak, Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerine uyarak gerekli önlemleri alıyorum.
Bir diğeri toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Zaten son zamanlarda çıkan bu virüsten ötürü insanlar bir nevi sorun yaşamaya başladı. Virüsü nasıl algıladıklarına da bağlı bu. Yani kolonyayla ya da bu tarz şeylerle değil de temizlikle, genel anlamda bir temizlikle bunların üstesinden gelebilir her insan. Her şeyin başı sağlık, her şeyin başı hijyen. Bundan kaynaklanıyor. Bütün zaten virüslerin temeli budur. Peki toplu taşıma kullanıyorsunuzdur. Tedirgin oluyor musunuz toplu taşıma kullanırken? Şu anlık hayır ama eğer bu virüs, şu an iki vaka, bugünle beraber ikinci vaka oluştu. Eğer ki virüs yaygınlaşırsa elbette ki kendimce toplu taşıma açısından da önlemler almaya başlayacağım. Şu an maske takmıyorum, şu an eldiven kullanmıyorum. Olayı abartmıyorum. Ama eğer ki virüs daha da fazla yaygınlaşırsa ülkemizde kullanmaya başlayacağım. Peki eğitime verilen arayı süre olarak yeterli buluyor musunuz? Yüksek öğretimlere 3 hafta, ilk orta ve liselere 1 hafta. Ya şu an gelişmiş ülkeler de bunu yapıyor. Avrupa ülkelerinin çoğu zaten bunu da yapıyor. Bizde şu an 2 vaka var ve Sağlık Bakanlığı gerçekten iyi çalışıyor. Ona rağmen 2 vaka ile bu kadar önlem almak bence iyi. Baştan en azından önlemimizi alıyoruz. Şu anki süre benim için ideal ki ben gördüğüm kadarıyla uzaktan eğitim görülecek. İnternet üzerinden öğrenciler eğitim görecek. Ki benim anlayışım herhalde şöyle, bu süreç bittikten sonra tekrardan uzaktan eğitim devam edecek gibi. Bir milat olabilir yani ülke açısından, eğitim sistemi açısından. Dediğim biraz abartıyoruz mu diyoruz, hani biraz korkuyoruz. Yani ne yapacağımızı sapıttık, evden dışarı çıkmasak mı diyoruz. Ama mecburen çıkmak zorundayız, ekmeğimizin derdindeyiz. Toplu taşıma kullanıyorsunuz, tedirgin oluyor musunuz? Tedirgin oluyorum. Çantamda elimi temizlemek için her zaman mendilimde, şeyimde bulunuyor. Gösterebilirim şöyle de. Korkumuzdan çoluğumuz çocuğumuz var, ölmek istemiyoruz. Peki... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Toplu taşıta binmemek için yürüyerek mi gitmemiz lazım? Eğitime 3 hafta ara verildi. Bu süreyi yeterli buluyor musunuz? Yeterli değil bence. Yani nereye kadar? 3 hafta sonra ne olacak? Yani 3 hafta sonra bitecek mi bunlar? Zannetmiyorum. Umarız biter. İnşallah biter. Hani bitecekse biz evden çıkmayalım. 3 hafta değil 4 hafta da kalalım ama zannetmiyorum. Bugün vaka sayısı 2'ye yükseldi. Bugün oğlumun çalıştığı yerde bulunduğunu söylüyorlar. Şimdi korkuyorum, oğlumu hastaneye gönderdim. Acaba ben de yanaşsam mı yanaşmasam mı tedirgin oluyorum şimdi. Gerçekten bugün arkadaşı uzak bir yerden geldiğini söylüyor, iş yerinden. İsrail'in bir yerden dedi geldi. Tokalaştık dedi ama anne ondan sonra kendini iyi hissetmiyorum diyerekten onu karantina altına almışlar hastanede. Çocuğum da bununla tokalaşmış. Ben 2 gün evde yokum. Onun yanına gidiyorum şu anda. Bu bulaşıcı diyorlar. Ne yapmamız lazım? Çocuğumdan ayrı mı kalmam lazım? Yani bir an önce bunun temizlenmesini istiyorum. Kimseler ölmesin. Acı yaşamayalım istiyorum.